Gecikmeli başlıyoruz. Mazeretim olağan bir mazeret değil. Cenazeden geliyorum. Vural Avar'ın cenazesinden geliyorum. Sincan cezaevinde geceliğin uykusunda hayatını kaybeden Vural Avar'ın cenazesinden geliyorum. 10 dakika önce elimi Tuna Avar tutuyordu. 65 yıllık eşini kaybetmenin üzüntüsü içinde. Dedi ki, Adalet Bakanlığı'nın yapmadığını Allah yaptı, onu beraat ettirdi dedi. Bunu hak etmedi dedi. Gerçekten hiçbiri hak etmedi. Bugün siyasette bir toplulaştırma süreci yaşanıyor. 28 Şubat olarak nitelendirilen dönemde o gün toplamda ne yaşandıysa yetmez. Üstüne Recep Tayyip Erdoğan, AKP medyası, AKP siyaseti, trolleri ne eklediyse hepsini birden toplayıp 85 ile 94 yaşları arasında cezaevlerinde olan 11 kişinin, pardon artık 10 kişinin, bir tanesi daha toprak altında, hesabını ondan soruyorlar. Bugün tabutun üzerinde Türk bayrağı vardı ama olması gerektiği gibi bir resmi tören yoktu. Arkadaşları, silah arkadaşları koymuştu Türk bayrağını oraya. Silahlı kuvvetler yoktu. Saygı nöbetini kimi 60 yaşında, kimi 70 yaşında, kimi 80 yaşında silah arkadaşları ya da onların çocukları tuttu. Görülmeye değer bir kalabalık vardı orada. Her yer çelenkti. Sağdan, soldan, her yerden çelenk vardı. Ama bir yerden yoktu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir çelengi, bir temsilcisi yoktu. En düşman gördükleri ülkenin bir generali ölse Ankara'da, Türk Silahlı Kuvvetleri ona bile çelenk yollar. Bu nasıl kindir, bu nasıl nefrettir, bu nasıl düşmanlıktır, bu nasıl vefasızlıktır, bu nasıl utanmazlıktır? Biz cezaevi komisyonu olarak 11-12 yıldır cezaevlerine gider geliriz. Ve bildiğimiz bir şey var. Devlet her şeyi yapar da öyle intihar veya ani kalp krizi dışında kimseyi cezaevinde öldürtmez. Yani terör örgütü mensupları açlık grevi yaparlar ve bir eylem biçimi olarak ölüm örücüne yatarlar cezaevinde ölmek için. İş son noktaya gelince zorla müdahale ederler, serum takarlar, hastaneye kaldırırlar. Ölmek isteyen bile cezaevinde ölemez. Ölmek isteyen cezaevinde ölemez. Ya hastanede ölür ya evinde ölür. Şöyle bir dönün bakın. Ama bugün Vural Avar cezaevinde ölsün diye devlet tüm organlarıyla seferber edilmiş. Ya 22 gün önce Ankara Şehir Hastanesi sağlığı hastanede kalmaya engel değil diyor. Nasıl bir rapor acaba? Kaç günlük verdiniz raporu? 21 gün süreyle kalabilir, sonra ölebilir mi dediniz? 3 kaburgası kırık, Alzheimer, demans, neredeyse bir bebek gibi ama Tayyip Erdoğan ondan içeride öç alıyor, hınç alıyor. Bu nasıl bir kin ya? Bu nasıl bir kin? İnandığınız dinde böyle bir kin var mı? Ettiğiniz duada, okuduğunuz Kur'an'da var mı bu kin sizde var ya? Bu kini nereden aldınız? Nasıl büyüttünüz bu kini içinizde? Bu nefreti nasıl büyüttünüz? Bir dönemin hesabını 85 yaşında hasta, yaşlı, kemikleri kırık, kendini bilmeyen bir bedenden alacak kadar bu ülkeye, bu orduya, bu millete, bu bayrağa ne kadar kinlenmişsiniz ya siz? Ne varmış içinizde ya? Ne kim varmış içinizde be kardeşim ya? Ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Eden bulsun diyeceğim, bu da bize yakışmaz. Ama hakikaten bu kadar kötülük de yanınıza kar kalmaz. Bunu diyeyim, başka bir şey demeyeyim.
Kötülüklerin Bakanı, Suç İşleri Bakanı Süleyman Soylu eveledi, geveledi. 2 yıldır söylediği, 1 yıldır rakam verdiği dosyayı şimdi savcılığa vermiş. Göreceğiz, takip edeceğiz. 709 kişinin kendi hakkında, 959 kişinin yakınları hakkında, toplam 1668 kişi hakkında terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı diye bir açıklama vardı. Şimdi bu rakamlara bakacağız, ne söylediğine bakacağız. Ama önce şunu söyleyelim. Sen Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarını, işe aldıkları kişiler, onların işe alınırken bulunmayan sabıkaları üzerinden, hatta yakınlarının terör örgütlerine irtibatı sahibi üzerinden bakıyorsan, bir dön bak, biz de bakalım da sana şunu sorarlar. Kardeşten yakın olmaz herhalde. Hollanda büyükelçimiz kim? Kardeşi nerede? Arabasında bayrak var adamın. Türk milletini temsil ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni. Hollanda'da Cumhurbaşkanı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcisi Şaban Dişli. Kardeşi kim? Darbenin fiilen 1 numarası, şemaya göre 2 numarası. Çankaya Köşkü'nden inene kadar, Çankaya Köşkü'nde helikopterden inene kadar o günkü Genelkurmay Başkanı'nın, şimdiki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 12 yıl boyunca bir karış mesafesinde adam. Darbenin fiilen 1 numarasının kendisi cezaevinde, kardeşi Hollanda'da Türkiye'yi temsil ediyor. Sonra İBB'deki süpürgeciye diyor ki senin biraderin bir terör örgütüyle ilişkisi varmış. Onun için Ekrem suçlu diyor. Yazıklar olsun ya. Peki bu soruma açık net cevap verin. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruyorum. Bakan yardımcının, İsmail Çataklı'nın kardeşi yurt dışında FETÖ firarisi mi değil mi kardeşim? Çıktaki değil. Benim bakan yardımcımın kardeşi FETÖ firarisi değil de. Ondan sonra oturalım konuşalım. Terbiyesizliğinde bir haddi var, hududu var. Şimdi asgari ücrete geleceğim. Öncesinde şunu söyleyeyim. Tabii bu asgari ücret belirlenirken neler yaptılar, ne noktadayız falan. Ama Kasım 2022 sonu itibariyle bütçeden kur korumalı mevduata 110 milyar, kur korumalı mevduat için 92 milyar, vazgeçilen vergi, yani alınmasından vazgeçilen kur korumacılara teşvik olarak alınmayan vergi 19 milyar, toplam 110 milyar. Bunun yarısı hazine ise, yarısı biliyorsunuz Merkez Bankası, 220 falan ama 205 olarak hesap ediliyor. 205 milyar lira para devletin cebinden, hepimizin cebinden kur korumalı mevduata verilmiş. Hisselerinin neredeyse tamamı hazineye ait olan Merkez Bankası kur korumalı mevduata ödediği parayı Plan Bütçe Komisyonu'na söylemiyor, bize söylemiyor. Göya dönüyorlar, dönüşüyorlar. Diyorlar ki ticari sır. İlgili kanun diyor ki Hazine Bakanlığı ne zaman isterse bu bilgileri verir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda verilmesinde diğer kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler uygulanmaz. Kanun diyor ki başka bir kanun ticari sır falan dese bile Hazine Maliye Bakanlığı istediğinde bütün bilgileri vereceksin diyor. Bunlar ticari sıra sığınıp bilmiyoruz, meclise de söyleyemiyoruz diyorlar. Bunu da söyleyelim. Yani Hazine ve Maliye Bakanlığı da Merkez Bankası da bunu açıklamazken bir kanuna uyarak değil, bir kanunu çiğneyerek bunu açıklamıyorlar. Bunu da açıkça bilelim. Şimdi Nebati demiş ki Türkiye ekonomi modeli ilk yılını başarıyla tamamlamış ve Türkiye yüzyılına emin adımlarla ilerliyoruz. Her ne kadar yüksek enflasyon hepimizin canını yakmış olsa da aldığımız önlemlerle onun da aşağı doğru boynunu kırmış durumdayız. 1 yıl önce Türkiye ekonomi modeli dedikleri şeyi önce rekabetçi kur deyip TL'yi ucuzlaştırıp Çin olacaktık göya. Fırladı 20 liraya gitti.
Sonra KKM'yi icat edip 11'e indirdikleri gün dediler ki biz bunu onun altına indireceğiz, orada sabitleyeceğiz. Bu lafı dedikten bir yıl sonra kur 19 lirada başarılı olduk diyor. Bugün asgari ücret güncellemesi var. Enflasyonun satın almanın çok gerisinde ama TÜİK rakamlarına göre bile hareket edildiğinde mecbursun asgari ücreti iki katına çıkarmaya. Öyle bir noktaya getirdiniz bir yılda Türkiye'yi. Parayı pul ettiniz. Şimdi söyleyeceğim asgari ücretin ne manaya geldiğini. Ama Erdoğan diyor ki enflasyonu gelecek aydan itibaren nasıl tepe taklak edeceğimizi göreceğiniz, hayat ucuzlayacak. Nebati diyor ki boynunu kırıyoruz biz enflasyonun. Hepsi küllüm yalan. Önce şu enflasyonu göstereyim. Bakın, güvendikleri şu. Geçen sene Aralık'ta enflasyon %13,5'tu ya. Şimdi 13,5 değil, daha altında çıkacak ya. Son bir yıla bakıldığı için geçen sene Aralık'tan kurtulacaklar, enflasyon düşüş gösterecek. Baz etkisi. Bak istiyor ki seçmen de yapsın kaz etkisi. Seni kaz gibi kandırıp kaz gibi yolmaya devam edecekler. Bakın böyle bir düşüş görülecek enflasyonda. Bunun adı gerçekten baz etkisi. Geçen sene Aralık 13,5, Ocak 11, Şubat 4,81 olunca bu sene ondan düşük oldukça baz etkisi görülecek. Kardeşim Nebati, geçen sene Bay Kemal mi vardı iktidarda Recep Bey'in yerine? Selin Hanım mı, Faik Bey mi yaptı bu enflasyonu da? Şimdi bir senesi geçince aman kurtuldum diyor geçen sene Aralık'tan. Kendi marifetin. Ona güvenip enflasyon düşecek diyor. Böylece diyor fiyatların belini kıracağız. Bakın onların umduğu baz etkisine rağmen bu da hayat pahalılığı. İşte fiyatlar. Bakın enflasyon düşünce fiyat düşmez. Durmaz bile. Enflasyon sıfırsa fiyatlar durur. Enflasyonu sıfır yap, bu çizgi kırmızı gider. Dümdüz gider bu kırmızı çizgi. Yine enflasyon var. Geçen seneki Aralık kadar değil, geçen seneki Ocak kadar değil, fiyatlar yine yükselir ama enflasyon düşüş gösterir. Enflasyon 80'den 40'a inse fiyat artışı yine sürer. Geçen seneki kadar değil, yarısı kadar artar. Ama artar. Yüksenin sırtına biner. Bu senede fiyatlar artacak. Seçime kadar da artacak. Seçimden sonra bunlar kalırsa da fırlayarak artacak. Çünkü her şeyi burada tüketiyorlar. O yüzden bu baz etkisinden vatandaşa yolunacak kaz etkisi çıkaramazsınız. Yemezler. Bunu açıkça anlatıyoruz. Şimdi asgari ücrete gelelim. Bu asgari ücrette şöyle bir durum ortaya çıktı. Birincisi asgari ücret tespit komisyonu. Kimlerden oluşuyor? Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı, Sayın TİSK'in Başkanı, Türk İş'in Sayın Başkanı. Ama genel sekreterler çalışıyorlar. İlk gün Sayın Bakan ve Sayın iki Başkan orada. Bir de bugün olacaklar. Ama bugün tabii Türk İş imzayı atmadı, orada yok. Orada kim var? Recep Tayyip Erdoğan. Ne diyor? Yarın enflasyonu ben açıklayacağım. Ne dedik? Kurumların yerine kişiler geçince böyle oluyor. Sen o masada değilsin ki. Senin işgal etmediğin tek koltuk asgari ücret fiyat tespit komisyon başkanlığıydı. Gitti bugün orayı da işgal etti. Dün kendisine yakın bir gazeteci diyormuş ki biz eleştirdik diye. O atamıyor mu? İstediği zaman yerine geçer. O belirliyor zaten bakanı. Gider asgari ücreti açıklar. Şimdi dün şöyle bir şey söyledi grupta. Her hayalimiz gerçek olduğu gibi bir gün Dünya Kupası'na gitme hayali de gerçekleşecek. Ya 2002'de Dünya Kupası'na gittik, biz üçüncü olduk, üçüncü. Üçüncülük kupasını kaldırdık. Sen geldin geleli bu hallere düşürdünüz siz sporu, futbolu. Diyor ki o hayal de bir gün gerçekleşir. Senden kurtulunca o hayal hemen gerçekleşir. Senden önce gidiyorduk zaten. Ama
bu sene Allah vereyde gideymişiz. Katar'da millilerimiz olaymış. Bu da maçı izliyor ya. Orada Allah verse son dakika penaltı kazansaymışız. Bu diyecekmiş ki çekilin ben atacağım penaltıyı. Ben cumhurbaşkanıyım. Her işi yapmayı kendine hak, memleketi kendine tapulu yer gelen milli takım penaltı kazansa çekil ben atacağım diyecek yani. Takımı ben yöneteceğim diyecek. Böyle bir her şeyi bir kişiye indirgeyen, bu ülkenin tüm kurumlarını yok sayan, tüm yetkin kişilerini aşağılayan bir anlayışı tümden reddediyoruz. Bu vasatlığı tümden reddediyoruz. Böyle bir şey olmaz, böyle bir anlayış olmaz. Şimdi asgari ücrete zam açıklamış. Bu zammın Temmuz ayında yapmayacaklardı, bunu biliyorsunuz. Uğraştık, didindik, 4200 liralık asgari ücreti 5500 yaparak Temmuz ayında bir miktarını aldık enflasyon farkının. Şimdi verilen bu fiyatın içinde ne var? Hiçbir şey belli değil. Ama eğer ilk 6 ayki enflasyon verilecek de eksik verildi ya, o olsa, ikinci 6 ayki enflasyon olsa, gelecek senenin enflasyon tahmini konsa ve son çeyreğin büyümesi eklense 10.128 lira oluyor. Biz bunu önerdik. Yani yine işçinin hak ettiğini cebinden çalma var. Şimdi bu rakamı iyi bir rakammış gibi pazarlamak için hazırlıkları var. Bu rakam iyi bir rakam değil. Bir, geçen seneden bu seneye TÜİK'in yaptığı hesabın çok üzerinde bir gerçek enflasyon var sahada. İkincisi, bu zam geçen seneki tahribatı mı telafi ediyor, gelecek seneki enflasyondan mı koruyor? Enflasyon beklentileri 60 diyen 65 diyen ortada. Yani ciğer buradaysa kedi nerede, kedi neredeyse ciğer nerede. Ama ya sen mi doğru söylüyorsun, troller mi doğru söylüyor? Neye bakacağız? Asgari ücreti bir şeye yatıralım. Öyle biz kur korumalı mevduat falan bilmeyiz. Garibanlar bilmez. Asgari ücretli ne bilecek? Bono bilmez, hisse senedi bilmez, altın bilmez, onu bilmez, bunu bilmez. O ne bilir? Pirinç, bulgur, makarna, tavuk, yumurta, beyaz peynir. Bunu bilir adam. Çocuğu bunu yiyor, bunu ağlıyor. Temmuz ayındaki asgari ücreti, yani bu son zamdan önceki asgari ücreti, pirince yatırsan, pirincin temmuz fiyatı 25 lira, bugünkü fiyatı 45-80. Son zamdan beri pirinçteki artış yüzdesine baktığınızda bütün asgari ücretle pirinç alırsa 33 kilo eksik pirinç alıyor bu asgari ücretle. Bütün asgari ücreti bulgura yatırırsa 35 kilo az bulgur alıyor. Bütün asgari ücretle makarna alan 111 paket eksik makarna alıyor. Tavuk alan 129,5 kilo eksik tavuk alıyor. Beyaz peynir alan 7 kilo eksik beyaz peynir alıyor. Ayçiçek yağı alan 28 litre eksik ayçiçek yağı alıyor. Hesap burada. Basın mensubu arkadaşlarımıza bunu basın toplantısından sonra maillerine atacağız. Temmuz ayında zamlanan asgari ücretle ne alıyorduk? Bu asgari ücretle Ocak ayında ne alabiliyoruz? Yani temel gıda üzerinden baktığınızda nereden baksanız çok ciddi bir eğrimek mevcut. Asgari ücrete yapılan artış satın alma gücündeki azalmayı telafi etmedi. Yani bu artış asgari ücretle çocuğunu doyurmaya çalışanın eve daha az pirinç, daha az bulgur, daha az makarna, daha az süt, daha az zeytin, daha az kuru fasulye götürüleceği düşük bir asgari ücrettir. Önümüzdeki süreçte bunu aynen göreceğiz. Şimdi bir söylenti yayıyorlar. Çünkü asgari ücret fiyat artışlarının çok gerisinde kaldı ya. Söylenti yayıyorlar. Gerekirse Mayıs'ta bir zam daha var. Yani şu andan Mayıs'a kadar sürün. Seçimi kaybedeceğimi anlarsam bir seçim rüşveti olarak arttırırım. Bu şu demek. Asgari ücretliyi, emekçiyi değil, kendini ve avanesini düşünmek demek. Allah muhafaza, anketlerde kazandığını görse
sen alçak sürünmeye devam et. Ama bu gidişat sürür, kaybettiğini görürse pamuk eller cebe, Katar'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden birazcık dolar dilenmeler, gemiyi seçime kadar daha yüzdürmeler. Vatandaşımız neyin ne olduğunu görüyor. Şimdi ekonomi çok iyiye gidiyor diyen Nebati ekonomi modelinin başarısını söylüyordu. Geçen sene baktım, geçen seneye baktım. Ekonomi modeli başarıdan ne tarif ediyormuş? Dış ticaret faiz düşecekmiş. Türk lirası değer kaybedecekmiş. Bunu yaptılar Allah için. Faizi suni düşürdüler. Dolar fırladı, biz değer kaybettik. Bunun karşılığında neler elde edecekmişiz? Dış ticaret açığımız azalacakmış. Cari işlemlerimiz fazla verecekmiş. Merkez Bankası rezervleri artacakmış. Ekonomideki dolarizasyon azalıp enflasyon düşecek. İşsizlik azalacakmış. Altı kriter. Biri tuttu mu arkadaşlar? Biri. Bir kriter. Bakın hemen. İhracat, dış ticaret açığı azalacaktı. İhracat artış hızı %1.9'a geriledi ve sonuç olarak Kasım ayında dış ticaret açığımız 5 milyar dolarken geçen sene, bu sene 9 milyar dolar oldu. Birde sıfır. Devamında cari işlemler açığı Ocak-Ekim döneminde geçen sene 2 milyarken bu sene Ocak-Ekim döneminde 38 milyar olmuş. 36 milyar dolar cari işlem açığımız artmış. Bu açığı Suudi Arabistan, Rusya, Arap Emirlikleri, Katar ve Azerbaycan'dan para dilenerek kapatmaya çalışıyorlar. Net hata noksan. Merkez Bankası'nın net rezervi artacaktı, eksiye düşmüş. Kaçtayız bugün? -44 milyarda. Hani bir zaman hazine 70 sente muhtaçtı ya. 70 sent kalmıştı hazinede, 70 sent eksik. Bir 70 sente muhtaçtık. Bugün hazinede olmayan 44 milyar lira 62 milyar tane 70 sent yapıyor arkadaşlar. Dünyadaki 6 milyar kişiden borç isteyip bana 70 sent verir desen olmuyor. 10 tane 70 sent atarlarsa bizim hazineye borçlar kapanıyor. Şu an -44 milyar lirada tam takır, kuru bakır gelecek nesillere borçlu durumdayız. Dedemizden, ninemizden kalan 128 gitmişti ya. -44 milyar liradayız. Bunu böyle bilsin herkes. Dolarizasyon ortadan kalkacaktı, %70'e çıkmış. Geçen sene bu laf edildiğinde 8 lira 57 kuruş olan dolar 18 lira 66 kuruş olmuş. Enflasyon düşecekti. Lafı söylediğinde 19.6'ymış. Bugün 84.4'e çıkmış. Gerçek enflasyonun %150 olduğunu hesaplamayan yok. Son bir iki cümlemle bir iki sıcak gelişmeye tepkimizi ifade edelim. Bunlardan birincisi RTÜK kararı. RTÜK Halk TV, Tele 1 ve Fox TV'ye ceza yağdırdı. Halk TV'ye 3 kez program kapatma mimikten. Toplantıda konuşmuşlar, açıklarlarsa çıkacak. Ayşenur Aslan'ın söylediği sözleri koymuşlar. Soruyor RTÜK üyeleri, ya bunun neresi, neresi bunu kastediyor diye cümleyi okuyor. Açın bakın diyor, jestlerine mimiklerine neyi kastediyor diyor. Jestten mimikten 3 program kapama. Tele 1'e İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hapis cezasına halkın iradesine darbe demiş diye Tele 1. Üst sınırdan para cezası. Ekonominin kötülüğü Erdoğan'a bağlı demiş bir milletvekili. Ona da üst sınırdan para cezası vermişler Fox TV'ye. Ya düşünebiliyor musunuz? Bu lafları etmek para cezasına çarptırılmaya. Seçim yaklaşırken yeter ki sustursunlar televizyonları. Ya ekonominin kötülüğünü Erdoğan'a bağlamayacağım da kime bağlayacağım kardeş? Bunu televizyon vermezse ne haber yapacak? Hakikaten döndük dolaştık aynı noktaya vardık. Penguen göstersinler. Ana haberlerde penguen göstersin merkez medya. Muhalif medya da kendini bunlara boğduracağına kendi kendini kapatsın daha iyi. Böyle saçmalık mı olur ya? Buna topyekun direnmeye devam edeceğiz. En büyük
izleyici ve seçmen dayanışmasını bu kanallarla göstereceğiz. Kimse korkmasın. Diğer yandan Erdoğan'ın sözleşmeli personel ve ek gösterge tartışmalarındaki beklentiyi gündemden çıkardık demiş. Sanıyor ki bir bakanlar kurulunda bunu söyleyince iş bitiyor. Kardeşim, sözleşmeli personel uyku uyuyamıyor. Kapsam belli değil. Meclise sevk edilmiş bir şey yok. Senin gündeminden çıktı. Milletin bundan başka gündemi yok. Taşeron işçilerin, sözleşmeli personellerin. Kadro bekliyorlar. Ayrıca EYT. 13 Aralık günü sen demedin mi? EYT konusunda bu ay sonuna kadar işi netleştireceğiz. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız inşallah. Senin grubun dün masadan kaldırmadı. Noel tatiline el kaldırdı. Noel tatiline gidiyorlar. AK Parti, MHP kol kola Noel tatiline gidiyorlar. Bir geyiklerin çektiği kızak arabaları eksik. Gitmeyin diyoruz. Nereye gidiyorsunuz diyoruz. EYT var diyoruz, dinletemiyoruz. Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar diyoruz. Bu EYT'ye ayrımsız, sınırsız, yaş sınırı olmayan bir kanunu geçirmeden yılbaşı gecesine girenler, yılbaşı gecesi bütün EYT'lilerin tasalı, kederli, endişeli olmasını sağlayacak. Bunu yapmayın. Bir kez daha uyarıyoruz. Bu meclisin tatil yapmaya hakkı yok. Bu sorumlulukları yerine getirmesi lazım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa çok kısa yanıtlayayım. Ben soruyu sordum. Şimdi süpürge yapan, İstanbul sokaklarında süpürge yapan, İspark'ta araba park ettiren çocukların amcasından, kız kardeşinin kocasından terör örgütüyle temas üretene soruyorum. Senin bakan yardımcının yurt dışında firari FETÖ'cü kardeşi var mı yok mu? Bunu açıkla önce. Sen bunu açıkla. Sorun. Sorun yok desinler. Teşekkür ediyorum. Başka soru yoksa.